önemli binalarından biri Queen Victoria Building'den sesleniyorum sizlere. Ve yanımızda bu kez Avustralya'sı diye çok yeni gelmiş bir öğrencimizle birlikteyiz. Hocam kısa bir süre oluyor gelmedi. İlk izlenimlerini hemen alalım. Zaten tap tazedim yeni izlenimler. Evet, öncelikle geleli 3 ay oldu ama içimde hala bir heyecan var. O heyecanı atmadım. Çünkü ben gezmeyi çok seviyorum. Görünce o kadar güzel yerler var ki her keşfettiğimde daha çok heyecanlanıyorum. Avustralya benim için çok güzel bir yer. İlk geldiğimde şunu fark ettim. İnsanları gerçekten çok sıcakkanlı. İnsanlar çok sıcakkanlı olunca burada insan olduğunuzu gerçekten hissediyorsunuz. Yani ben çok şaşırdım ilk gördüğümde insanların bana olan saygısıyla. Şahsen ben bunu Türkiye'de çok yazık ki göremedim. Ama burada oldukça kişilik olarak da geliştiğimi fark ediyorum. Ve özgüvenin yükseldiğini fark ediyorum. Yani. Aldığın eğitimden peki memnunum? Kontaklandırıyorum karşılıyor mu? Aldığım eğitimden kesinlikle memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Ben aslında daha çok zorlayacağımı düşünüyordum ama farklı kültürden farklı insanlar gelince herkes böyle arkadaş edinme çabasına bakıyor. Bu yüzden arkadaş edinmekte herhangi bir problem yaşamıyorum. Şu anda paylaşımda evde kalıyorum. Ve farklı kültürlerden farklı arkadaşlarım var. Onlarla birlikte devamlı etkinlik yapıyoruz. Devamlı dışarıya gidiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Onlar bana kendi kültürlerini tanıtıyor. Ben onlara kendi kültürlerimi tanıtıyorum. Bu durum benim için gerçekten çok heyecanlı. O yüzden yani buraya gelmekte şu anda çok karar verdiğim farkındayım. Peki iş bulabildiğinde o süreç nasıl? Dediğim gibi ben gezmeyi çok seven bir insanım. İlk geldiğimde bir hafta sadece gezmeye vakit ayırdım. Çok yine ziyaret ettim. Bir hafta sonrasında sadece internet üzerinden paylaşım yaparak iş buldum. Belki de çok şanslıydım bilmiyorum yani öyle düşünüyorum ama benim için hiç zor olmadı. Şu anda aynı işte devam ediyorum. Ama şu anda Türk restoranında çalıştığım için İlerleyen süreçte bunu değiştirme kararı almak istiyorum. Mesela bir 4 ay sonra İngilizcem bir üst seviyeye geçtikten sonra yabancılarla çalışmak istiyorum. Sadece İngilizcemi daha iyi geliştirebilmek için. İlk başta biraz zor oluyor tabii. Hani, ama ilerleyen süreçlerde bu durumun iyi olacağını düşünüyorum. Peki bunlar güzellikleri. Zorlukları ne bu sürecin? Zorlukları kesinlikle aile özlemi, arkadaş özlemi ve en önemlilerinden bir tanesi de benim için şu anda yemek özlemi. Çünkü bir adaptasyon süreci var burada. Evet. Farklı bir yemek kültürü. Yani daha önce hiç görmediğim bir yemek kültürü. İlk başta deniyorum. Bizim damak kültürümüzle aynı değil. Ama insan ilerleyen vakitlerde alışmaya başlıyor. Ben onu fark ettim şu anda. Evet. Benim için her şey yolunda gidiyor şu anda. Büyük ihtimalle farklı kültürleri denemeye devam edeceğim. Şu ana kadar Kore kültüründen denedim, Japon kültüründen denedim, işte Brezilya kültüründen denemek istiyorum, Meksikan kültüründen denemek istiyorum. Nasip olursa bu durumu aşacağımı düşünüyorum. İlk başta, ilk bir ay boyunca fast food yedim. Bu durumdan çok rahatsız oldum. Ama şu anda her şey yolunda. Peki hocam, bizden aldığın hizmetle ilgili olarak görüşlerini almak isteriz. Sana katkılarımız neler oldu? Daha başka nasıl katkılarda bulunabiliriz? Şimdi öncelikle benim vize işlemleri çok uzun bir süreçten geçti. Ben ilk başka bir ajantaya gittim ve paramın 3 ay bankada durması gerektiğini söylediler. Tamam dedim, ben bu duruma inandım. Bayağı bir o dönemde insan stresi oluyor ve araştırma yaptım. Sonra Perihan'ı buldum arkadaşım aracılığıyla. Ve paranın beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bu benim için çok büyük bir bilgiydi ama ben bu bilgiyi aldığımda 3 ay geçmişti. Yani bu 3 ay zaman dilimini kaybettim ben. Buraya 3 ay daha geç gelmiş oldum şekilde. Ve bu süreçte yavaş ilerledik ama sağlam adımlar attığımızı düşünüyorum. Eğer hızlı ilerleseydik vizemin çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünmüyordum ben. Çünkü birçok acenteyle görüştüm ve bana çok olasılık vermedi. Ama Perihan'ın bu olasılığı verdi. O yüzden doğru seçim yaptığımı düşünüyorum ki şu anda buradayım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten. Peki daha sen iyi neler yapabiliriz? Bir de o konuda görüşünü alalım. Daha iyi neler yapabilirsiniz? Yani burada yalnız olduğumu düşünürsek yönlendirme yapabilirsiniz. Bir ara zaten yaptınız. Sizi şu sınava hazırlanmanız için şu yere göndereceğim falan tarzında bilgiler verdiniz. Bu benim için gerçekten çok önemli. Zaten onu yaptığınızı düşünüyorum ben.
Yani hala Feri Hanım'ın burada olması benim için gerçekten çok büyük avantaj. Çünkü istediğim zaman gidebiliyorum, bilgi alabiliyorum. Mesela şu anda iki gün önce askerlik durumunu sordum. Tecilim bitti. Ne yapabilirim dedim. O bilgiyi aldım ondan. Yani rahat oluyor. Her şeyi sorabiliyorum, gidebiliyorum, konuşabiliyorum. Kendimi bir tık daha güvende hissediyorum. Ya belki de şu an ajantam Türkiye'de olmuş olsaydı ulaşım gerçekten çok zor olacak ki zaten 8 saat öndeyiz. Geri dönüşler zor olabilirdi ama burada öyle bir durum yok yani. Herhangi bir durumda direkt Feri Hanım'a danışabiliyorum, ulaşabiliyorum. Bu durum benim için gerçekten çok büyük bir avantaj. Çok teşekkür ediyoruz Onurcan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve de dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin verdikleri karar ne olursa olsun yolları hep açık olsun diyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun.